Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar. Aralık aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili koçlar, 2020 yılını artık tamamlıyoruz. Yılın son ayındayız. Ve bu aya, Aralık ayına çok hızlı ve güçlü enerjilerle başlıyorsunuz. Güneş 21 Aralık'a kadar Yay burcunda ilerleyecek. Hemen ayın başından itibaren Merkür de Yay burcunda olacak ay ortasına kadar. Ve gezegeniniz Mars artık ileri harekette, ay boyunca burcunuzda güçlü ve hızlı bir Mars desteği altındasınız. Bu da sizin yaşam enerjinizi, coşkunuzu arttıracak. Hayata daha iyimser bakabileceğiniz, büyük hedeflerinize odaklanabileceğiniz, e, yaratıcı enerjiler altında olabileceğiniz bir aydasınız. Ve planlarınızı, programlarınızı Mars'ın da desteğiyle güçlü bir şekilde hayata geçirmek için daha hevesli, daha cesur davranabilir, kolaylıkla inisiyatif alabilirsiniz. 30 Kasım'da ikizler burcunda bir dolunay beraber tutulma yaşamıştık. Aslında Aralık ayının ilk yarısı bu tutulma enerjileriyle başlayacak. Özellikle yakın çevreniz, akrabalarınız, komşularınız, iş arkadaşlarınız, biraz daha yakınlarınızda olup bitenlerin etkisinin öne çıktığı bir dönem. Bu süreçte yeni fikirler oluşturabilirsiniz yeni kararlar verebilirsiniz yeni eğitimlere başlayabilirsiniz veya süre gelen bazı konuları tamamlayabilir sonuç alabilirsiniz kararsızlıkların netleştiği bir süreç kardeşlerinizle alakalı bir konu örneğin bu ay tamamlanabilir ve ayın ilk yarısında yoğun bir şekilde yakın çevreniz kardeşleriniz akrabalarınız belki iş ortamınızdaki ilişkileriniz onlara yoğunlaştığınız bir süreçte olacaksınız işle ilgili eğitimle ilgili veya akraba ilişkileriniz, yakın çevre ilişkileriniz ve bunlarla bağlantılı herhangi bir konuyla bağlantılı seyahatleriniz, gezileriniz olabilir. İletişim trafiğinin arttığı bir ay. Çok sayıda haber duyuyorsunuz. Konuşmalar, görüşmeler, randevular, toplantılar var ve belki bir konuyu tamamlamanız, bir karara bağlamanız, bir sonuç almanız da bu ay içerisinde, özellikle ayın ilk yarısı içerisinde gündeminizde olabilir. Bazı koçlar hukuksal alanlarda da hızlı gelişmeler yaşayabilirler. Örneğin bir girişimde bulunabilirsiniz veya süre gelen bir konu varsa bir dava, mahkeme, bunlar yakınlarınıza bağlantılı olabilir. Bunun da bir sonuç vermesi ya da karara bağlanması da mümkün. Hem Merkür'ün hem Güneş'in yay burcundaki hareketi 21 Aralığa kadar özellikle uzak hedeflerinize sizi daha fazla odaklayacak. Daha vizyoner olabilirsiniz. Her şeyi biraz daha büyük pencereden görmeniz e, mümkün. Bu zaman zaman hani hayatın o günlük detaylarını biraz gözden kaçırmanıza neden olabilir. Buna dikkat edelim lütfen. Evet hayalci bir dönemde hayalleriniz güçlü, güçlü vizyonlar üretiyorsunuz. Tabii bu sizi yeni girişimler adına destekliyor, daha cesur davranıyorsunuz. Ama e, planlarınızı hayata geçirirken lütfen içinde bulunduğunuz şartlara, imkanlara, gerçeklere biraz dikkat edelim bazen hayallerimiz gerçeklerden biraz daha büyük olabilir ya da çoğu zaman günlük hayatın detaylarına uyum göstermekte de biraz zorlanabiliriz ya da gözden kaçırdığımız bir şeyler olabilir bunlara dikkat edelim bunun dışında gerçekten planlarımızı programlarımızı bu ay rahatlıkla hayata geçirebilir hızlı adımlar atabiliriz daha fazla keyifli olacağımız, özgüvenimizin artacağı, bir şekilde inisiyatif alabileceğimiz, moralimizin de yüksek olduğu bir gökyüzü var Aralık ayında sizin için özellikle sevgili koçlar. Son iki aydır enerjiniz gerçekten içe dönmüştü. Biraz sıkıntılı, sıkışık süreçlerden geçtiniz. Aralıkla beraber bu sıkışık enerjinin rahatladığını, önünüzün açıldığını ve cesaretinizin güçlü bir şekilde e, hızlandığını e, hissedebilirsiniz ve 14 Aralık'ta yay burcunda yeni ayla beraber Güneş tutulması yaşayacağız 23 derece yay burcunda 2020'nin son Güneş tutulması ve önümüzdeki 6 ayı da aslında önemli ölçüde şekillendirecek bir Güneş tutulması bu sizin gibi ateş elementi, yay burcunda ve size güzel de bir açıda olacak bu güneş tutulması. Güneş tutulmaları yeni başlangıçlar demek, yeni kararlar demek ee, ve bunlar daha uzun vadeli hayatımızda kendini gösterebilecek konularla alakalı olabilecek. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle yükselen burcunuz, güneş burcunuz, kişisel gezegenleriniz 23 derece ve yakınlarındaysa ve bunlar değişken burçlardaysa ve ateş burçlarındaysa etkilerinin çok daha öne çıktığını söyleyebiliriz. Yani tutulma hayatınızda daha belirleyici olabilir. Daha güçlü tesirler ortaya çıkarabilir. Bu tutulma önümüzdeki yılı da önemli ölçüde şekillendirebilecek bir tutulma, akademik alanlarda bir adım atmanız, yurt dışı ile bağlantılı bazı hedeflerinizin örneğin gündeme gelmesi, bazı kapıların açılması da mümkün. E, hukuksal konularda önemli adımlar, girişimlerde bulunmanız mümkün. Ticari hayatınızda örneğin bir işinizi daha geniş çevrelere yaymak, ufkunuzu geliştirmek, belki yurt dışı alanlarına açılmak, İşinizin ee, işinizin tanıtımı, reklam çalışmaları olabilir, medya çalışmaları, basın çalışmaları ve bununla ilgili aktiviteler olabilir, sosyal medya işleriniz, internet işleriniz olabilir. Bunlarla ilgili yapılacak aktiviteler ya da açılacak yeni kapılar, başlangıçlar hepsini güçlü bir şekilde hayata geçirebilecek önemli bir güneş tutulması olacak ve sizin için de bence çok önemli. Faydalı çok şanslı bir tutulma olduğunu söyleyebilirim Çünkü tutulma sırasında e, yay burcundaki Merkür Koç burcundaki Mars'a muhteşem güzel bir açı yapıyor gökyüzünde aynı şekilde güneşin de Mars'a güzel bir üçgeni var. Etkilerinin hızlı bir şekilde hayatımıza gelmesini, bekleyebiliriz bu tutulmanın. 15 Aralık'tan sonra Venüs'ün de yay burcuna geçmesi hayattan aldığımız keyfi daha da bir arttıracak. Ee, motivasyonumuzu da güçlendirecek. Venüs ilişkilerimizle de ilgilidir. Doğal olarak hem sosyal ilişkilerimiz hem aşk ilişkilerimiz, yeni tanışmalar, süregelen ilişkilerimizden daha fazla keyif alma, sosyal hayatımızdan alabileceğimiz destekler anlamında Venüs'ün güzel etkileri 15'inden sonra artacak. Ve 17 Aralık'la beraber Satürn artık Oğlak Burcu'ndan ayrılıp Kova Burcu'na geçiyor. 2017'nin aralığından bu yana Satürn'ün Oğlak Burcu'ndaki seyri kuşkusuz sizin için zordu. Evet size çok şey öğretti. Kariyerle ilgili gerçekten birçok şeyi bu dönemde daha fazla öğrendiniz. Sorumluluklarınız da arttı. Şimdi Satürn artık Oğlaktan ayrılıp kova burcuna geçecek. Ve 2023'ün Mart'ına kadar kova burcunda kalacak. Hedefleriniz değişiyor. Artık kariyerde yaptığınız çalışmaların belki maddi gelirleriyle ilgileneceksiniz. Veya yine kariyerle bağlantılı ya da finansal kazançlarınızla bağlantılı kendinize yeni projeler, yeni ufuklar belirleyeceksiniz. Satürn'ün hemen ardından 19 Aralık'ta Jüpiter'de kova burcuna geçiyor. Biliyorsunuz 2021'in en önemli gezegen geçişlerinden birisi Jüpiter kova burcunda olacak. Satürn'le birlikte olacak. Hatta 21 Aralık'ta büyük Satürn Jüpiter kavuşumu gerçekleşecek. Bu tabi sadece aralıkla sınırlı bir e, açı değil. Hem önümüzdeki yıla önemli ölçüde etkileyecek hem daha büyük planda toplumsal olarak da Kolektif alanda da çok güçlü tesirleri olan bir kavuşum Bununla ilgili detaylı bir video hazırladım sizler için astrofoni Demet Baltacı YouTube kanalındaki 2021 için yaptığım genel video lütfen izleyiniz Satürn Jüpiter kavuşumuyla da ilgili bu videoda detaylı bilgiler verdim şimdi 11 evinizde Tabii ki güçlü bir enerji değişimi olacak bu yeni yapılandırmalar anlamına geliyor, yeni hedefler anlamına geliyor. Bir yandan şartlarınız değişebilir, bir yandan içinde bulunduğunuz ortam, yani örneğin iş ortamınızda, kariyer ortamınızda ya da sosyal çevrenizde bazı yeni açılımların olması, daha güçlü bazı hedeflerin ortaya çıkması, geleceğe dair özellikle, projelere daha fazla odaklanmanız bu dönemde mümkün görünüyor Evet bu büyük kavuşumla beraber 21 Aralık'ta artık Güneş de oğlak burcuna geçecek Merkür de oğlak burcuna geçecek 21 Aralık'la beraber 10. eviniz aydınlanıyor ayın son 10 günlük süreci içerisinde daha ciddi planlı programlı hareket etmeniz disiplinli bir şekilde Sorumluluklarınıza, görevlerinize odaklanmanız mümkün görünüyor. Ee, kariyeriniz ve toplumdaki statünüz öne çıkabilir. Ee, bir şekilde sözünüz dinlenebilir, liderlik yapabilirsiniz. Bu aile içerisinde de olabilir, iş ortamınızda, kariyer ortamınızda da olabilir. Genel olarak e, herhangi bir konuda önemli kararlar vermeniz, bir şekilde e, belki bazı anlaşmalar yapmanız, sözleşmeler yapmanız ya da bir şeyleri yönetmeniz gerekebilir. Bulunduğunuz ortamda dikkat çekmeniz, parlamanız mümkün görünüyor. Ve ayı 30 Aralık'ta Yengeç Burcu'nda meydana gelecek Dolunay'da tamamlıyoruz. Dolunaylar duygusal olarak bizi daha fazla etkiler. 3 gün öncesi 3 gün sonrası bu özellikle öne çıkıyor. 27 Aralık'tan itibaren Dolunay tesirlerini hissedebiliriz. Ve ocağın ilk günlerinde de bu devam edebilir. Biraz daha özel hayatımız, işte evimiz, yuvamız, ailemiz, ebeveynlerimizle ilgili konulara e, duygusal olarak daha fazla odaklanabileceğimiz bir dönem. Bazı tamamlanmalar da olabilir. Örneğin bir yerleşim alanınızda e, evinizle ilgili örneğin bir karar verilmesi gerekiyor. Dolunay'da bu sonuçlanabilir. Belki yıl sonuyla beraber bir mekan değişimi, işte ev değişimi, emlak alımı, satımı, kiralanması gibi konular gündeminizde olacak. Anneniz, babanız, ebeveynlerinizle ilgili konular veya yine işinizle, mesleğinizle, kariyerinizle bağlantılı yine yaşam alanlarınız, çalışma alanlarınız, yaşamınızı geçirdiğiniz mekanlarla ilgili bazı dönüşümler var. Ve bununla ilgili kararlar aşamasındasınız. İşte Dolunay ışığıyla bu konuları bir aydınlatabilir, sonuç almanızı sağlayabilir ve önemli bir şekilde sizi e, belli konularda size farkındalıklar kazandırabilir ama duygusal olarak da kendimizi daha çok aileye odaklayacağımız biraz daha kendimizi güvende hissetmek isteyeceğimiz e, biraz daha özel hayatımıza yoğunlaşabileceğimiz bir e, Dolunay bu e, ve yılın son günlerinde bu enerjilerle tamamlayacağız sevgili koçlar Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, redberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında birinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 50 17 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.